Bugün yönetim kurulu da olsam Ali Bey'in başkandan ne talep ederdin ya da ne şeyden, söylerdin? Şeyden, ne isterdin? Başkandan mı evet. teknik adamdan mı? Başkandan. Başkandan. Zor bir soru ama şöyle cevap vereceğim sana. Hı. Hele ki bugünlerde. Eğer böyle. senin elinde böyle bir hoca varsa elinin altındayken ona... Hı. Daha çok teslim olman için gel altyapıyı düzenleyelim derim. Niye düzenleyelim derim? sana Çünkü söyleyeyim. maden var. Şimdi <laughs> öyle bir adam getirmişim ki tamam mı? Gelmiş Fenerbahçe Kulübü'ne önce susmuş dinlemiş, oyuncuları sokup çıkartmış oyuna sonradan senin bana söylediğin Olaf Emre'yi 15 dakika oynayıp çıkardı. Ondan sonra soktu. Artesi maça 11 başlattı. 11'de başlattı. Ve bugün Fenerbahçe takımının bu seneki en büyük transferidir Emre. Çok iyi bir oyuncu. Müthiş bir şey diyor. Hem Emre hem Mor Morla hem o Arda. Güler diyor musun? Arda Güler. Arda'yı sonra diyeyim de Bugünü konuşalım şimdi. Evet. Emre ile İrfancan o orta sahada şeyleri oynatıyor. Crespo, Crespo, Crespo alıyor, -al oynatıyor. İsmail. İsmail. Onlar onlar Fenerbahçe takımın kurgusunu rahat kurabilecek, oynayabilecek çok iyi bir dörtlü yakaladı. Şimdi abi sen tabii bir şey duymasan söylemez. Ya duymasan belki senin yorumun tabii bu da. Ee, bir kaleci lazım. Demiyorum. Bakın yanlış anlaşılmasın. Orayı çünkü Fenerbahçe taraftarı senin sö sözlerine ben, kulak asıyor. hocanın fikri olarak şöyle kendi kafamda düşündüğüm şeyi söylüyorum. Benim elimde 15-16 tane futbolcu var. Tamam. Hepsinin çok iyi olmasını istiyorum. Kendi seçmemi istiyorum. Ki bu adam Fenerbahçe Kulübü'nü aldığı günden itibaren önce 4 transfer dedi, 14 transfer yaptı. Kendi dediklerini yaptırdı. Yapılıyor da Allah'a var. Evet. evet. Net bu yani. Anladın mı? Şimdi böyle bir hoca hoca elbet ki kendisini çok sever. Çünkü bak sahaya çıkana kadar hoca o takımı hazırlar. Levent Tüzemen diyor ki selam söyle Selim abiye. O daha iyi bilir diyor. Her takım için tabii. Kazanırken çatlak ses çıkmaz diyor. Çıkar mı? O da onu istemez. Her şeyden Ka evvel hoca. Kazanırken çatlak ses çıkmaz diyor. İster mi öyle bir ses çıksın? Tabii ki sahip çıkacak. Daha iyi olması için. Ve çok doğru yaptığını söylüyorum. Yanlış anlama. Çok doğru yapıyor. Ama diyorum Ondan daha iyi bir adam buldum, mu alır bu adam diyor. Selim abi destekleyeyim mi seni? Tabii. Eğer elinde imkanı olsaydı Kim gönderir miydi? Olur mu imkan var mıydı? Yani gidip Luan Perez'i, Usta Henrique'yi alır mıydı? i̇mkan. İyi, i̇yi, iyi et. Destek olayım Direktörün doğru işi bu zaten. Ben ne diyor? Benim takımım iyi olsun. İyi olması için iyi adam olman şart. Şart bu yok. Bu kanun arkadaş. Seni orada tutan çünkü seni orada tutan, Oynattığın futbol. eh, bunu da ancak iyi oyuncu adedi arttığın zaman yapabilirsin. Bu iki iki daha dört kardeşim bunun ötesi yok. Ondan sonra sahaya çıkıyor mu takım çıkıyor. Görevi orada başlıyor hocanın işte. O takımın oynadığını da orada idare etmektir. Üç tane adam sokuyor mesela. Üç adam girer mi diyor bazıları var kardeş. 4 adam soktu hoca. 4 adam soktu. <laughs> Aynı anda de sakatlık değil mi? oldu. 4 çünkü, adam soktu. Çünkü bir adam soksa, bir adam soksa ancak etkisi %10 olur. 2 adam soksa 20'ye çıkar. 3 adam soksa 30'a çıkar. Var ki bir bildiği sokuyor. Herkes alışıyor şimdi bu yaptıklarını hocanın. Dikkat edin. Mesela penaltı atışlarını falan dikkat edin. Bak değişmeye başladı. Bir şeyler öğretiyor yani adam. Bu iyi bir şey. Mesela şey lafı çok enteresandı abi. Ren maçından sonra taraftara e, altaya yapılmış bu hareket bana yapılmıştır diyor. Evet. Doğru. Ben Orada ben giderim ayrılırım falan demiyor. Hani egzajere etmemek lazım. Doğru söylüyor. Yani o, orada oyuncu hem oyuncuyu kazanıyor hem birlikten ve bütünlükten bahsediyor. Öyle değil mi Aldun abi? Kesinlikle. Kimileri de yanlış yaptığını düşünüyor. Kesinlikle. Şimdi e, ya yani bilmiyorum Selim abi'ye sorsak mesela Selim abi yönetimde olsa, yani şu anda futbolun başında olsa herhalde bilmiyorum sorayım yani sor, sor, Her, herhalde sor. önce şey yapar herhalde tahmin ediyorum. George Jesus'un sözleşmesini e, herhalde 2026'ya kadar falan uzatırdın herhalde değil mi abi? Tahmin ediyorum yapar onu Ali Bey. Yapar mı diyorsun bekle. Yapması lazım. Evet. Artık Fenerbahçeliler bunu bekliyorlar Ali Bey'de. Bunu da yap diyorlar yani. Bunu bekliyorlar. Çünkü bu güzel şey. <laughs> güzel şeyi sana veren bir insansa, yaratırsa, heyecanı verirse sen de onu seversin. Bitiyor maç. Hepsini bütün oyuncuların gidip eline vuruyor şöyle. Sırtına dokunuyor. Yahut isminle hitap ediyor. Bunlar çok önemli şeylerdir. Tabii ki. Bir futbolcuya idmanda daha iyi olsa isminle çağırdığın zaman o çocuk hemen koşmak ister. Yani bence büyük bir şans Fenerbahçe için. Georgesus. Şimdi abi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani yine sen üstünde yorum yapabilirsin. Benim gördüğüm, gözlemlediğim bir olay var. Bir kere hiç hiçbir oyuncuya karşı ön yargılı değil. Katya. Yani ben benim gözle, gözlemlediğimi söylüyorum. Hiçbir, hiçbir oyuncuya karşı ön yargılı değil. Ne dedik? Ya bu Mihajsa herhalde e, oynamayacak. Yani öyle bir şey yok. En kritik yerde çıkarttı. Kan maç şey, Ren. E, Ren maçında geldi, golü attı. Yani eee ve de üstelik Selim abi topun başına geçiyor. Yani oynayan oyuncu değil bu. Genelde şöyledir yani Selim abi. Oynamayan oyuncu Çekil, kenara çekilir şey. yani böyle. Geldi topun başına geçti. Şimdi sanki bu sanki ona söylenmiş heh, gibi. Değil mi? Çok enteresan. Mesela sezon başında İsmail yüksek ön yargılı olsa ya Bursaspor'a gitmiş, Adana Demirspora gitmiş demedi. Dedi ki ben bakarım oynuyorsa alırım. Bir kere şu da var Burumayı kendi getirdiği oyuncuyu kenara çekti. Dedi ki olmaz dedi. olmadı performansı iyi değil dedim. Şimdi bütün bunları Levent de söylemiş ama e, mesela sonuçlar iyi giderken. Ama sonuçların iyi gitmesini sağlayan da kendisi, kendisi, kendisi. şu ana kadar. Ee, şöyle söyleyeyim. Abi baktım 22 tane maç oynamış Fenerbahçe. Neredeyse sezonu yaralamış Yaramaz. yani şu ana kadar. Hani hazırlık maçı değil abi Onları bunlar. da say ama. Bunlar bak şimdi söyleyeceğim. Abi 14 tane galibiyet almış. 2 mağlubiyeti var. 6 beraberliği var abi. Yani sezon bitmiş. Neredeyse 3.30 ortalamalı goller yapmış. 3.10 ortalamalı şey 2.30 ortalamalı Şimdi bunlar şampiyonluk işareti Fenerbahçe açısından Emare. E Emare Ha tabii işte dünya kupası arası ne olur bilmiyorum ama ya şey bilmiyorum. Olabilir. Yani bir maçta forma... kaybedersin, Heh. Başta berabere biter. O değil. Dediğin çok doğru bir nokta. Şöyle bir şey ilave edeceğim oraya. Tabii, tabii müsaade edersen. O tabii da ki, şu. Tabii ki abi. O da şu. oynayan oyuncu mutludur. 11'de oynayan her şeyden evvel oynadığı için ...tamam mı? Çok mutludur. Önemli olan... ...oynamayanı mutlu etmektir. Etmek. Çok doğru. Sen onu... ...sen onu... ...yapmış olduğun... ...el kol hareketlerinden tut. Tamam mı? Her şeye... ...bağlayabilirsin. Onlarla onları da çok mutlu etti. Hepsini mutlu ederek tutuyor ayakta. Bu çok önemli bir şeydir. Sor bir futbolcuya... Oynamayan bir futbolcuya sor. Eskiden olsa hemen bir yönetici bulur. Tamam ya bu bu işi <laughs> bilmiyor arkadaş. Ya bu, bu böyle olmaz, böyle olması lazım. der. Bunlar yok artık, gitti. Hiç kimseli fikir terfi falan yapamıyor korkudan oyuncu da. Bunları sindirdi. Yani dedikoduyu bitirdi. Bit. Sel ee... Selim abi bir şey daha söyleyeyim. Oynamayan oyuncu yok ki abi. Ya herkes açıyor. oynuyor. Onun için. Bir tek İrfan Can Eğri Bayat oynamamış zaten. şu ana kadar. Bir oy var yani tabii Ertuğrul dahil yedek kaleci Slovaçka maçında oynamış. Şu, herkes oynuyor abi herkes zaten ama kim oynayacağı belli i̇şte, değil. İşte hepsini mutlu ettiği için çok güzel bir hava yakaladı. Yoksa böyle 3-0'dan 3-3 olacak. 2-0'dan 2-2 olacak. Oynadığın takım senden iyi bir takım. Kesinlikle. Bir takım. Tamam mı? Ve sen bu neticeleri alacaksın. Helal Bak, olsun. Bir, bir, bir şey daha söyleyeceğim abi. Şimdi taraftarın e, teknik adama inanması, yönetimin inanması önemli, doğru. Futbolcunun inanması önemli. Ama taraftar da bir teknik adama inanıyorsa, o zaman o bütünleşme sağlanmış Yakalar. demektir. Şimdi Yakalar. ben şunu gördüğüm için söyleyeceğim abi sana. E, Giresun'da izledim maçı, e, şey maçını, ren maçını. Maç 3-0 oldu. 30. dakikada bir kalabalık bir grubun içerisinde, kalabalık bir yerde izliyorum. Normal şartlarda Selim abi şöyle olur. O 3-0'dan sonra birer ikişer insanlar gider, değil mi? Kaldı, abi değil mi? herkes kaldı. Herkes şimdi atacağız, hadi ko bastıralım falan. Yani öyle bir inanç aşılamış evet. ki yani maçın kaybı olmadığını söylüyorlar ya. Bu bu takım Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain'in arkasında üçüncü sırada bir takım ve sen bu takıma karşı oynuyorsun, 3-0 yeniksin, 30 dakikada bir tane taraftar terk etmiyor evet. orayı yani benim izlediğim yeri. Türbünlerde de aynı şekilde başladılar tezahürat yapmaya, değişen hiçbir şey yok. yok. Türbündeki de inanıyor. Şimdi bu inan çok önemli gibi geliyor bana. O yarattı, onu diyorum.